Nevşin Mengü şu anda telefon hattımızda. Nevşin Mengü, Hatay'dasın diyebiliyoruz. Nasıl evet, evet. Oradaki Söylesin durum? Söylesin de Hatay'daydım. Yani dün gece saatlerinde ulaştım. Çıktım. Yani çektiğimiz görüntüleri toplamak, haber yapabilmek için Hatay'da hiçbir şekilde iletişim yok. İnternet yok, telefon şebekesi de yok. Şimdi az önce Hassa ilçesinde Interrail grubundan gönüllü arkadaşlarla konuşuyordum. Yani düşünebiliyor musunuz? Yardım tırları gelecek Interrail'in. Bekliyor yani Hassa dışında, çünkü pek çok dağ köyü var. Buralara hiçbir şey gitmemiş, hiçbir yardım. Evet, evet. Tırları yönlendirecekler. Tırlara ulaşamıyorlar. Telefon yok. Yani telefon çekmiyor. O Hatay'ın içerisi çok distopya gibi. İnsanlar enkazların başında. Herkes enkazının başında. Yetişemiyor bölgedeki ekipler, yani afet falan yetişemiyor açıkçası. Herkes işte bir tane iş makinesi bulursa yalvar yakar falan. Ses de geliyorsa enkazın altından, belki iş makinelerine müdahale ediyor. Bazen etmiyor, edemiyorlar da afet onayı gerekiyor diyorlar. Acayip bir kaos, çok kötü. Bütün şehir enkaz. İnsanların gözü yaşlı, akrabaları enkazın altında. Pek çoğu yaşamını yitirdi. Bir tanesi anlatıyordu yani. Kadıncağızı görüyorduk enkazın içinden diyor. Görüyorduk ve öldü diyor gözümüzün önünde. Yani 72 saat müdahale olmazsa, hava buz gibi soğuk. İnsanlar susuz kalıyorlar. Yaşamlarını yitiriyorlar. Bir başka yaşlı birisi enkazda falan da kalmamış. Soğuktan ölmüş yani dışarıda. Evet. Yani... İnsanların hiçbir yer yok ki. Sığınacağı yer yok. Dünya tarihine geçti bu felaket. Çok yeter. Bil mi? Yani doğrudur. Fakat çadırlar falan kurulmuş da çok yetersiz yani, bilmiyorum. Biraz televizyonlar farklı gösteriyor ama her şey çok çok yetersiz Hatay'da. Zaten böyle giderse bu insanı hastalık ürer orada. Bakın hanımefendi, tuvalet yok doğru düzgün. Hastalık ürer. Cesetler sokakta. Evet evet. Hekimler uyarıyorlar zaten ya. Buradan salgın hastalıklar başlayabilir diye. Başlar her şey başlar. İnsanlar da gergin. Bir zaman sonra asayiş sorunları da başlar yani. Çok büyük maalesef. Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki insanlar yardım göndermek istiyorlar, su göndermek, yiyecek, yani böyle paketli gıdalar vesaire, fakat bunu koordine edecek bir nokta yok. Bir kriz alanı yok, kriz yönetim alanı yok. Sen hiç denk geldin mi böyle bir şeye? Yani yetmiyor. Evet, bağlantı da kesiliyor tabii.